Maskomuzun değerli üye ve esnafları, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Sizlerin teveccühüyle 4 yıldır Maskomuzun yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekteyim. Yönetim ve denetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte göreve geldiğimiz ilk günden itibaren seçimi o günde bırakarak tüm üye ve esnaflarımıza eşit mesafede olmaya azami özen gösterdik. Değerli üyelerimiz, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren Maskomuzun sorunlarını, problemlerini ve yapılması gerekenleri tespit ettik. İlkemiz sorunları bahaneler üreterek tozlu raflara kaldırmak ve sümen altı etmek hiç olmadı. Yöneticilik taşın altına elini koymak ve gerektiğinde inisiyatif almaktır. Problemleri yerinde ve anında tespit ederek hızlı ve sağlıklı çözümler üretme bilinciyle hareket ettik. Bu anlamda yapmış olduğumuz hem yurt içi hem yurt dışı sosyal medya, görsel ve yazılı mecralarda reklam ve tanıtım faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik. Maskomuzu her alanda ve her platformda anlatmaya çalıştık. Göreve geldiğimiz günlerde 1., 2., 3., 4. adalar başta olmak üzere Masko genelinde 20'nin üzerinde boş dükkanımız vardı. Şu an tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi şartları ve ekonomik sıkıntılara rağmen Maskomuzu bir cazibe merkezi haline getirerek %100 doluluk oranında olmasını sağladık. Bu anlamda yapmış olduğumuz bazı önemli çalışmalara değinmek istiyorum. Göreve geldiğimizde Maskomuzda çok ciddi güvenlik zafiyeti olduğunu tespit ettik. Ve bu soruna anında müdahale ederek Maskomuzu 218 adet son sistem kameralarla donattık ve güvenlik merkezimizi kurduk. Güvenliğimizi en üst seviyeye çıkartarak Maskomuzda birçok hırsızlık girişiminin de önüne geçtik. Birçok vakayı anında çözerek Maskomuzda ziyaretçi ve esnaflarımızın güven içinde alışveriş ve ticaret yapmalarını sağladık. Sanayi Bakanlığımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak yeni imar uygulaması olan H12 uygulamasını en uygun hale getirerek Maskomuzdaki iş yerlerimizi kullanışlı ve şık binalara dönüşmesini hem ticari hem de mülk anlamında Maskomuza değer katmasını sağladık. Üst kurulumuz olan İki Telli Organize Sanayi Bölgesi nezdinde Maskomuzu en iyi şekilde temsil ederek ilk 3 yıl yönetim kurulu üyeliği görevine, son genel kurul ile de başkan yardımcılığı görevine seçilerek Maskomuzu en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Değerli üyelerimiz, Torunlar Gayrimenkul ile olan aramızdaki anlaşmazlığı sizlerin de direktifleri doğrultusunda çözerek Malof İstanbul projesindeki yerlerimizi aldık ve kiraya verilmez denilen yerlerimizi kiraya vererek Maskomuza yaklaşık aylık 500 bin TL civarı kira getirisi elde ettik. Masko tarihinde bir ilki yaparak üyelerimize bu gelirlerden pay dağıtılmasını da sağladık. Masko idari binamızın bozulan iskanını almak için yoğun çaba harcadık ve binamızın iskanını aldık. Ortak alanlarda bulunan büfe, WC, eczane, taksi durağı ve cami altındaki iş yerlerimizi imar barışından faydalandırarak yapı kayıt belgelerini aldık ve işletmelerimizin resmi hale getirilmelerini sağladık. İkili ilişkilerimiz sayesinde otobana cephe 160 metrekare devlet ekran yaptırdık ve buradan Masko'nun çok ciddi gelirler elde etmesini sağladık ve Maskomuza büyük bir prestij kattık. Maskomuzun eskimiş olan çevre duvarlarını ışıklı reklam billboardlarıyla giydirdik ve giydirmeye devam ediyoruz. Üyelerimizden gelen talepler üzerine camimizin inşaatına başladık ve ek 1200 metrekare
ilave yer kazanmasını sağlayarak dekorasyonunu da tamamladık. Eskiyen bütün araçlarımızı yeniledik ve Almanya'dan son sistem yol süpürme aracını ithal ederek Masko'muzun hizmetine sunduk. Birinci ada arkasında çöken istinat duvarımızı yeniden yaparak çevre düzenlemesini yaptık. Çökmek üzere olan TEİAŞ sınırımızdaki istinat duvarımıza da geçici çözüm üretmek yerine komple yıkarak yerine yenisini yaptık. Devlet erkanımız, bürokrasi ve sivil toplum örgütleriyle ikili ilişkilerimizi hep en üst seviyede tuttuk. Birçok sosyal sorumluluk projesi ve aktivitelere katılarak Masko'muzu her alanda temsil ettik. Pandemi döneminde de tüm esnaflarımıza gerekli yardım ve desteği sonuna kadar vererek Masko'muzun sıkıntılardan en az şekilde etkilenmesini sağlayarak firmalarımızın moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalıştık. Masko'muzu kurumsallaştırdık ve kadrolarımızı en iyi şekilde güçlendirerek personellerimizin de tam kapasite ve verimli çalışmalarını sağladık. Değerli üyelerimiz, Masko'muzun proje alanında bulunan BEDAŞ'a ait 3 adet pilon yerini ve havai hatlarını uzun uğraşlar sonucu alarak Masko'muza kazandırdık ve bir büyük problemimizi daha çözmüş olduk. Değerli üyelerimiz, daha sayamadığımız birçok hizmeti Masko'muza kazandırdık. Atağa kaldırdığımız Masko'muzun tüm altyapısı tamamlanmış olup bundan sonraki ana hedefimiz Masko'muzu hem yurt içi hem yurt dışında bir dünya markası haline getirmektir. Değerli üyelerimiz, sizlere daha önce de söz verdiğimiz gibi Masko'muzun gelirlerini çok daha yukarılara çıkartmak için projelere hazır olan ve artık önünde hiçbir engel kalmayan binalarımızı tamamlayarak Masko'muza yakışır markaları getirerek Masko'muza hem prestij katmak hem de gelirlerini en üst seviyeye çıkartmaktır. Yönetim kurulumuzun bunu yapacağından en ufak bir şüpheniz dahi olmasın. Değerli üyelerimiz, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Alınacak tüm kararların Masko'muza ve siz değerli üyelerimize hayırlı olmasını diliyor. Desteklerinizi bekliyor, saygılar sunuyor.